Efendim herkese merhabalar. Artvinli TV'nin ana haber bülteninde karşınızdayım. Test yayınlarımıza devam ediyoruz. Doğu Karadeniz 4. Kooperatifler Buluşması Trabzon'da gerçekleştirildi. Aile Sosyal Politikalar Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Zoom üzerinden gerçekleştirdiği toplantıya 8 il valisi katıldı. Artvin Valisi Yılmaz Doruk, kadın kooperatiflerin çalışmalarını anlattı. Ekonomik, sosyal hayatta, çalışma hayatında yer alan kadın sayısı ilimizde azımsanamayacak düzeydedir. İlimizde yaklaşık aktif çalışanların içerisinde kadın çalışan oranı %25 civarındadır. Ancak madenler gibi, barajlar gibi ilimizdeki büyük yatırımlarda erkek yoğun çalışan sektörleri kenara koyarsak bu oran %40'ların üzerine çıkmaktadır. Ayrıca Artvin'in özel yapısı nedeniyle kırsal ekonomi içinde oynadıkları rolü de burada vurgulamak istiyorum. Esasen ilimizde İşkur ve Milli Eğitim Halk Eğitim merkezlerimizde organize edilen kooperatifçiliğin geliştirilmesi yönündeki programlar ve eğitimler dışında valilik olarak da birçok program yürütüyoruz ve buralarda kadınlarımızın ilgisi oldukça yüksek düzeyde. Ancak kurumsallaşma, kooperatifleşmeye gelince henüz istediğimiz noktaya ulaştığımızı söyleyemeyiz. Bu alanda teşvik edici çalışmalarımız devam etmektedir. İlimizde genellikle kooperatiflerimiz gıda ve tarım alanında, el sanatları, geleneksel el ürünleri alanlarında faaliyet göstermektedirler. Tabii kadın girişimciliği teşvik etmek için valiliğimizce de özellikle turizm sektörünün geliştirilmesine yönelik uyguladığımız programlarda kadınlarımız aktif rol almaktadırlar. Bu programlar ve eğitimler sayesinde kadınlarımızın istihdama katılmaları ve uygulanan eğitimler sonrasında da kendi işlerini kurma imkanları doğmaktadır. Özellikle yöresel ürünlerin üretimi ve sunumu ile şehir marka değerlerine yönelik geleneksel ürünlerin hediyelik olarak üretimi bu alanda yeni ve önemli fırsatlar önümüze koymaktadır. Bu suretle üretime katkı sunan tüm girişimci kadınlarımızın oluşturduğumuz çeşitli imkanlarla ekonomik, sosyal hayatta, çalışma hayatında daha fazla yer almaları sağlanmaktadır. Ben sözlerime son verirken başta Sayın Cumhurbaşkanımızın konuya ilişkin verdiği önemin altını tekrar çizerek şükranlarımızı Artvinliler adına da arz etmek istiyorum. Ve bu düşüncelerle önderliğinizde gerçekleştirilen bu toplantının kadın ağırlıklı kooperatifçiliğin güçlenmesine vesile olmasını diliyor, saygılarımı arz ediyorum. Doktorlarımız, hemşirelerimiz ve sağlık çalışanlarımız, hepinize ayrı ayrı binlerce kez teşekkür. Şimdi sizlere sağlık çalışanlarımızın hazırladığı müzikli bir video ile baş başa bırakıyorum. Mutluluk verendi. Şu dünyadaki sevilen kişi, sevmeyi bilendi. Şu dünyadaki en güçlü kişi, güçlükten gelendi. Şu dünyadaki en bilgin kişi, kendini bilendi. Artvin'de Haber adlı gazetemizden Cumhuriyet Halk Partisi Kemalpaşa İlçe Başkanı Taner Çakır,
Ankara'da gerçekleşen saldırılara tepki göstererek hain saldırıları lanetliyorum. O cuma günü Türkiye Cumhuriyeti tarihine kara bir gün olarak yazıldı dedi. Bir diğer haberimiz ise Artvinli Mucit Mevlüt Batmaz'dan yaylalarda elektriğe mobil çözüm. Tekerlekli valizle monta edilen akü ekranlarınızda. 10 tane lamba takabiliriz. Bunun adı ne? Öncelikle onu söyleyeyim. Yayla elektrik çantası mı? Aynen. Daha evi, bağ evi. Evet. Takıyoruz buraya. 1 tane lamba. 10 tane lamba takabiliriz. Bir televizyon. Evet. Bir DC buzdolabı. Çanta hiç elektrik almadığı zaman 10 gün 10 tane lambayı yakar. Evet, matkabı bizim yürüyen santrala taktık. Mevlüt Batmaz'ın... Dağa çıktık, dağda bir kulübe yapacağız. Mevlüt Bey, bu sizin üretiminiz mi, onu söyle. Tabii ki, tamamen kendi üretimim. Bir isim verdin mi buna? Buna Net sanatı mi? Diye isim verdim, sanatı. Dağa çıktın, kulübe yapacaksın. Evet. Elektriği yok, neyle keseceksin, matkabı neyle çalıştıracaksın. Hemen bunun düğmesini açıyorsun. Düğmesini açtım. Bak, lamba aynı zamanda. Lamba devre etkilenmedi. Hemen tahtayı kesiyorsun, kalası. Evet. Ondan sonra şarjlı matkapla veya... O zaman bunu, mobil şey, elektrik olsun. Evet, mobil elektrik. Güneş paneli var bunun. Şuraya. Bakıyoruz, güneş panelini şöyle... Şu tarafa çevirelim. Güneş panelini buraya koyuyoruz. Fişi var burada. Fişini de takıyoruz. Şarjda başlayacağız var. Dünyanın en büyük barajlarından olan Deriner Baraj Gölü'nde su ürünleri yetiştiriciliği izni alındı. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada barajda ağ kafeste su ürünleri yetiştiricilik tesisleri kurmak için Trabzon Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü'nce yürütülen su kalitesi ve taşıma kapasitesi çalışmalarında raporlama aşamasına gelinmiştir. Baraj Gölü'nün taşıma kapasitesi belirlenirken sonra il müdürlüğümüzce potansiyel yetiştiricilik sahaları tespit edilip ilana çıkarılarak tahsis ve projelendirme yapılacaktır. Herkesin bilgisine. Bir diğer haberimiz ise Pervin Yıldız, Çoruk Kent Parkı'na gereken bakımın yapılmadığını belirtti. Gerçekten Artvin'imizin doğası çok güzel, her şey çok güzel ama olan değerleri kaybetmeye gidiyoruz bakımsızlıkla. 50 trilyon para harcamış. Evet, 100 milli ekonomi yani bu evet. Ekonominde burada heba edilmesi... Böyle bir tesislerin yani gerçekten başka yerlere gitsem dışarıdan gelen insanlar gördüğü zaman özeniyor ki böyle bir tesis, böyle bir yer. Ama maalesef esnaf da bitti. Burada oturmaya gelen insanlar da hiçbir istediklerini elde edemiyorlar. Tuvaletler, bakımsız pislik, otlar yine öyle. Her taraf... Böcek şey. Evet, böcek de var. Yılan da... var. Girişte kaç kere yılan gördük biz. Evet. Şimdi bir de aydınlanma sıkıntısı olduğunu. Aydınlanma sıkıntısı bir... şeyden öteye ışıklar yanmıyor. Bir de binanın kent parkın girişinde de tabela yok ve girişi de çok sapak, kör nokta. İnsanlar fark edemiyor onları. Öte taraftan ki giriş yolu çok berbat mesela. Şimdi genişlettiler ama bu sefer de tozdan, çağaldan geçilmiyor. İnşallah yetkililerimiz gerekli cevapları verirler. Gündem Artvin adlı gazetemizden devam edelim. Artvin Çoruh Spor Sportif Direktörü Uğur Sarıçam, Artvin Spor'unu eski günlerine kavuşturmak için her türlü fedakarlığı yaptıklarını söyledi. Toplantı ve gösteriş yürüyüşü, güzergahı ve mitik alanları. Valilik makamının 13.01.2021 tarihli gösteri yürüyüşü ve miting alanları olarak ilimiz Çarşı Mahallesi Cami Meydanı, ilk toplanma yeri, Cumhuriyet Caddesi yürüyüş güzergahı ve Halit Paşa Meydanı ise toplantı alanı, Cumhuriyet Caddesi Şehit Dursun Acar Caddesi, İnönü Caddesi, Halit Paşa Caddesi, Yurttaş Caddesi ve Dereüstü sokak dağılma yerleri olarak belirlenmiştir. Seçim dönemlerinde yoğun halk kitlelerine hitaben yapılacak olan açık hava toplantılarında Milli İrade Meydanı'nın toplantı alanı olarak kullanılması talepleri ayrıca valiliğimizce değerlendirilecektir, kamuoyuna duyurulur. Bir diğer haberimiz. Pandemi sürecinde kasap dükkanı işleten Osman Turan'a süreçten etkilenip etkilenmediklerini sorduk. Pandemi satışlarımız bizim iyidir Allah'a şükür. Çünkü millet eve kapandığı için, sürekli et ihtiyaçları olduğu için yani bizim işlerimiz iyidir Allah'a şükür. Et fiyatları yine aynı, geçen seneki fiyatları uyguluyoruz. Herhangi bir artış söz konusu değil. Zam beklentisi şu an yok, yansıtmıyor yani vatandaşa. Var yani biz karşı taraftan et aldığımız yerden varız ama biz vatandaşa yansıtmıyoruz.
pandemi sürecince şimdi vatandaş eve kapalı, bari en azından fiyat konusunda sıkmayalım diyoruz. Pandemi süreci sizi çok etkilemedi yani, öyle söyleyeyim. Evet, doğrudur. Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İş Adamları Derneği MOBİSAD'ın ilk kez düzenlediği il temsilcileri yıllık değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. MOBİSAD Artvin İl Temsilcisi Erkan Selçuk'un da aralarında yer aldığı il temsilcileri mobil iletişim sektörü ile ilgili görüş ve önerilerini bu alanda kamuonun en yetkili isimleri olan Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan ve Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu'nu da ilk elden iletişime fırsatı yakaladı. Son haberimiz ise Ballıca köyünden Dursun Gülmez köy özleminin hiç bitmediğini ve köyüne tekrar döndüklerini belirtti. Köye dönüş yapanlardanım. Ben 27 yıldır devlet memuru olarak çalışıyordum. Evet. Memleketten aşağı yukarı 30 yıldır uzaktık. Zaman zaman izinlere geldik. Ancak köy özlemi içimizden hiç gitmedi. Bu sene Şubat ayında emekli oldum. Nasip oldu. Geriye döndük. Köyümüzde yeniden bir inşaat yapıyoruz. Nasip olursa bundan sonraki her yaz mevsiminde köyümüzde olacağız. 4-5 aydır buradayım. Memlekette Bursa ile İstanbul'la görüşüyorum. Orada çok sıkıntılı bir durum olduğunu söylüyorlar. Evet. Biz burada çok rahatız. Köyümüzde hiç bu koronayla alakalı bir sıkıntı, bir hastalık, hiçbir şey yaşamadık. Adını bile söylemiyorsunuz. Yani. Yani öyle. Şehire inince orada anlıyoruz ki böyle bir şey var. Bir korona varmış korona diye. Varmış. Şimdi oturduğumuz masada da köy ürünleri var. Yani hakikaten köy yapan bunlar değil mi? Evet, evet, aynen doğru. Yani köyü köy şartlarında yaşamak lazım. Evet. O inançtayım ben. Biz geldik burada köyün burada üretilen ürünleri var. O ürünleri yiyoruz, faydalanıyoruz. En çok da zaten işte burada yetişen ürünlerden faydalanmaya çalışıyoruz. Yani dışarıdan marketten alma yerine buradakilerden faydalanmaya çalışıyoruz. Zaten görüyorsunuz mesela şu an mevsim değişiyor. Doğal. Hiç böyle GDO'su olmayan, ilaçlaması olmayan doğal elmalar bunlar. Üzerinden zaten kabuğundan belli. Evet. Yine bu cineş denen burada yetişen bir üzüm türü. Çeşit çeşit. 7-8 nedir? Cineş. Cineş. Buna cineş deniyor. Şimdi bu yeşil gibi görünüyor. Halbuki yetişmiş halidir bu. Hı-hı. Böyle bir özelliği var. Çok güzel. Hem bir de zaten bizim köyün iki mahallesi Balkıbar ve Savriyat mahalleleri eskiden beri ünlüdür. Üzümü çok güzeldi. Kuyuta denen, zannedersem Gürcücedir bu, Kuyuta denen siyah üzüm var. Çok meşhurdur. Bu Adise şimdi, mi? Yok, Adise değil. Küçük Adise siyah. De. Küçük Kuyuta siyah. Denen şu boydaki denleri var ama siyah ve çok güzel. Şimdi şeyi anlatacağım, işte o Kuyuta üzümden Hinzan denen üzüm süzme olayı var bizde. O üzüm süzülüyor. Süzülen ilk etaptaki tatlı bir şeyle üzüm suyu ona şıra deniyor. Şıranın içerisine toprak küp kaplarının içerisine şorak denen doğadan doğal olarak aldığımız ve dibekte dövüp toz haline getirdiğimiz taş var. O taşı da o küplere döküyoruz. Onun içinde üzümün asitiyle de o taşın içindeki oksitler birleşiyor. Yeni bir ürün haline geliyor. Buna da mokvetil diyoruz. Mokvetil terbiye edilmiş üzüm suyu demek. Yani üzüm suyu. Terbiye etmek demek. Mokvetil, evet. Terbiye edilmiş üzüm suyu. Bu çok hoş bir aroması var. Onun... İçmeye doyum olmuyor. Yani bunu da herkes de bilmez. Satışı da olmuyor aslında. Bu onun ürünün... etiketini çıkarabilir misiniz? Onu görmeyeyim ben. Tabii, evet. Etiketini çıkarın. Peki bu ne demiştiniz adına? Mokvetil. Mokvetil. Bu içiliyor mu? İçiliyor. Hem de çok güzel bir aroması var. Böyle boğazınızı da yakıyor. İşte o tadı da şorak dediğimiz o kimyasal taş veriyor. Evet. Yani çok güzel bir şey var. Yani benim aklımda şey geçiyor. Bunu ileride değerlendirilmemiş. Sadece burada içiliyor. Bunu değerlendirilip satışa sunulacak şekle getirebiliriz diye. Markasını alalım mı diyorsunuz? Yani bunun üzerinde ben bir çalışma yapmayı düşünüyorum. Gazete haberlerimizle devam edelim. Diyanet İşleri Artvin Şube Başkanı Osman Özaydın, Yunanistan Başpiskoposunun İslam'ın din olmadığı ve Müslümanların savaş yanlısı insanlar olduğu şeklindeki sözlerini sert bir dille eleştirerek barış ve kardeşlik dini İslam'a ve Müslümanlara yönelik bu saldırı dilini kınıyorum dedi. Bir diğer haberlerimiz ise
Yusufeli ilçesi yeni yerleşkesinde 3. kısım ağaçlandırma çalışmaları tamamlandı. Türkiye'nin prestij projelerinden Yusufeli Barajı inşaatı tüm hızıyla devam ederken baraj suyu altında kalacak olan Yusufeli ilçemizin konumlandırılacağı yeni yerleşim alanında alt ve üst yapı çalışmaları aralıksız devam ederken bölge müdürlüğümüzce yapılan 3. kısım ağaçlandırma çalışmaları tamamlandı. Mesleki ve teknik eğitim kurumlarına başarı belgesi. İlimiz genelinde Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü'ne bağlı okul ve kurumlarda COVID-19 salgını sürecinde üretim kapasitelerini arttırarak maske, yüz siperliği, dezenfektan standı ve tek kullanımlık tulum gibi ürünlerin üretilmesinde görev alan yönetici ve öğretmenlere başarı belgelerini vermek üzere tören düzenledi. Müdürlüğümüz toplantı salonunda düzenlenen törende başarı belgesi almaya hak kazanan yönetici ve öğretmenler belgelerini İl Milli Eğitim Müdürü Fahri Acar'dan aldılar. Törende konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Fahri Acar, salgın sürecinde eğitim camiasının üretime yaptığı katkıların yanında COVID-19 ile mücadele sürecinde toplumsal farkındalık oluşturmak için fedakarca çalıştıklarını belirtti. Acar, ulusumuzu diğer milletlerden ayıran en önemli özelliği birlik, beraberlik ve yardımlaşma ruhumuzun üst düzeyde yaşanmasıdır. Salgın sürecinde toplumumuzun her kesimi gibi eğitimciler de hiçbir karşılık beklemeden üzerine düşen görevi yapmıştır ve yapmaya devam etmektedir. Fedakarca yaptığınız çalışmalar ve sürece verdiğiniz destek için teşekkür ederim dedi. Mesleki ve Teknik Eğitim Hizmetleri Biriminin sorumlu İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Kenan Güray ise salgın sürecindeki ilimizdeki mesleki ve teknik eğitim okul kurumlarına 15.000 tek kullanımlık maske, 1.280 yüz siperliği, 500 tek kullanımlık tulum, 70 dezenfektan standı üretiminin yapıldığını, vefa gruplarında 23, denetim ekiplerinde 18 öğretmenimizin görev aldığını da belirtti. Bugünkü test yayınımızın da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bizleri izlemeyi ve takip etmeyi unutmayın. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.